Evet, yine yeni bir videoyla beraber karşınızda. Yeni yapmaya çalıştığım projeler hakkında bahsedeceğim. O yüzden hemen direkt videoya geçelim. Şu zamana kadar hep komik olmaya çalıştım. Hala da çalışıyorum. Ve hala da öyle olduğumu düşünüyorum. Kimsenin ne dediği umurumda değil. Esprilerim kötü veya iyi, bunlar beni sallamaz. Yani umurumda olmaz. Ben espri yaparım, anlayan anlar. O derece. Ve ben de kendimi bu konuda geliştirmek için, gerçi tutup da kendimi sahneye açacak değilim çünkü her yer kapalı. Ve ben de bunu evde yatarak yapmaya çalıştım. Evet, gerçekten yatarak. Gerçi böyle şeye çıkabilirdim. Kişisel gelişim ayağına çıkıp da orada espri yapabilirdim, neyse. Daha sonra linç de yiyebilirdim. Çünkü bu sefer konumuz podcast. Ama önce abone olup podcast'imi dinleyip tekrar geri gelirseniz sevinirim. Ya da daha sonra da dinleyebilirsiniz. Benim için hava hoş. Öncelikle podcast yüklediğimiz platformlara bir bakalım. Ne var? Google, Apple Podcast'ler, Spotify ve daha bir sürü uygulama. Ve podcast'in ne olduğuna bir bakalım. Podcast seri halinde yayınlanan video ve ses dosyalarına söylenilen bir terim. Aslında şimdilerin modern radyosu da denilebilir. Dinleyiciler ve izleyiciler online olarak izleyip dinleyebilirler. Aslında bizim bu YouTube eklediklerimizi birer podcast sayılabilir. Kelime anlamı olarak pod ve broadcast kelimelerinin birleşimiyle türemiştir. Pod, tohum yani koza anlamına gelir ve iPod'dan türediği de söyleniyor. Broadcast ise canlı yayın anlamına geliyor. Ve bu iki kelimenin birleşiminden ortaya çıkıyor. Nasıl dinlenir? Yani bundan başta da bahsettiğim gibi bunun için pek çok ortamlar var. Apple, Google, Spotify. En popüler Spotify. Ve yine her teknoloji gibi eskinin yerini ufaktan almaya başladı. İnsanlar artık işlerinden dönerken kafalarını dağıtmak için radyo değil de daha çok podcast dinliyorlar. Podcast'in avantajları da vardır. Avantajları. Görsel hafızayı destekler, yani betimlemeye çalışır anlatılanı. Çalışma ilkesi. Podcast'ler çoğunlukla MP3 olarak ya da klasik MP4 olarak yüklenebilir. Ve bunlara bir RSS kodu ile Spotify'a yüklenebilir ya da herhangi bir ortama yüklenebilir. Ve diğer şeylerden farkı ise dergi veya belgesel gibi eğitici yönlerinin toplanıp bir araya gelmesidir. Podcasting adı var. Podcasting'in ise ortaya çıkışı bireylerin kendi dinletilerini dağıtmasıdır. Mesela benim Spotify'a podcast yüklemem gibi. Bu podcasting oluyor. Kullanım alanları. Podcast'ler çoğunlukla eğitim ve iş amaçlı kullanılır. Avantajları. Podcast'in avantajları binlerce, belki de daha fazla olabilir. Ama asıl önemli olanlar ücretli veya ücretsiz şekilde izlenebilmeleri, tekrar izleyip dinleyebilmesi, mesela hani televizyon gibi değil ya da işte izledim bitti anlamında değil, tekrar izleyebilirsiniz. İstediğiniz zamanda, istediğiniz yerde, istediğiniz cihazdan izleyip dinleyebilirsiniz. Tarihçesi. 2001 yılında çoğunlukla bloglar vardı. İnsanlar çoğu şeyi bloglardan takip ediyorlar ve daha sonra okumak yerine klasik insan tembelliği olan bunlar yavaşça ses dosyalarına dönüşmeye çalıştı. İlk olarak 2003 yılında Dave Weiner ve radyocu arkadaşı Christopher Lydon bu ses dosyalarını MP3'e dönüştürüp RSS feed aracılığıyla internete yüklemeye çalışmışlar kendi bloglarına. Ve insanlar da oradan dinlemişler. Ve bu o zamanki teknolojiye göre oldukça basit ve bunlar daha da yaygındı. Ve kolaylıkla indirilip istenilen cihazla dinlenebiliyordu. Ya da taşınabilir müzik aletlerinde dinlenebiliyordu. Ve daha sonra Adam Curry iPodder isimli bir program yazarak Apple'a sat. Podcast isminin çıkışı ise 2004 yılındaki bir gazetecinin yazdığı makaleye dayanıyor. 2005 yılında ise American Dictionary, yani yeni Oxford Amerikan Sözlüğü, podcast kelimesini yılın kelimesi olarak seçti. Anlamına da şöyle yazdılar. Bir radyo ve benzeri bir programın internetten şahsi bir ses çalara indirilen dijital kaydı olarak tanımlandı. Yaygınlaşması. İlk olarak Apple iTunes'e 2005 yılında podcast desteği sundu. Ardından da bu yaygınlaşmaya başladı ufaktan. Birinci sebep Apple'ınkiydi. İkinci bir neden de internet kullanıcılarının kendi radyo programlarını podcast teknolojisiyle internet ortamına yüklemesiydi. Apple her zaman gibi satış odaklı düşünerekten bunu yaptı. Ama internet ortamına yükleyen radyo programcılarının ise seyircilerinin dinleyemiyor olmasıydı. Yani radyo programlarını internete podcast olarak yükledikleri zaman da seyircileri bunları istediği zaman, istediği yerde dinleyebilecekti. Yani podcast'lerin olayı budur. İstediğin zaman, istediğin yerde dinleyebiliyor olmandır. Mesela ben komedi yaptım ama komediden daha fazlaları da var. Daha kötüleri de var. Magazin, moda, yaşam, gündem, bilim, teknoloji, uzay, her konuda var. Yani insanlar zevk aldığı konuşmaları ve konuları konuşarak oraya yüklüyorlar podcast olarak. Yani ben zevk alıyorum bu işte. YouTube olsun, Spotify olsun. Ve benim hayattaki tutkum belki de bunlar. Hala da bulmaya çalışıyorum tutkularımı. Umarım sizler de bir gün tutkularınızı bulursunuz. Bulamadıysanız da aramaya devam edin.
devam ediyor.